<laughs> arkadaşlar merhaba sesim geliyor mu? Sesimizde herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? yankıdır vesaire Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Nasıl gidiyor çalışmalar? Sağ olun arkadaşlar. Ben de iyiyim. Bugün sizlerle birlikte <laughs> size özel arkadaşlar deneme yazdım. ÖSYM tarzı. Onu çözeceğiz. Ardından belki bir deneme daha farklı yayından çözebiliriz. Tarih denemesi. Şu anki çözeceğimiz denemeyi ben yazdım arkadaşlar. Bu denememizin PDF'ini arkadaşlar topluluk kısmına da duyurdum. Hasbel Kader e, kanalımıza abone olan ve bunu e, Instagram'da Burkan Hoca ile tarih sayfamızda e, DM kısmından atarsanız arkadaşlar denememizin PDF'ini ücretsiz bir şekilde sizlere vereceğiz. Ayrıca arkadaşlar Instagram olmayanlar da 382f@etcmey.com adresine e, yazarak oraya da atarım arkadaşlar Instagram olmayanlar için. bu pdf'leri yayından sonra herkese atacağım arkadaşlar. Hazırsak arkadaşlar denememize başlayalım. İlk sorumuza başlayalım denememize. Hazır olanlar hazırım yazarsa ilk sorumuza başlayalım. O zaman ilk soruyla başlıyoruz. Arkadaşlar bismillah diyerek ne demişiz? Bu bilgiler aşağıdaki İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hangisine aittir? Oğuzlarla yaptıkları mücadeleden dolayı Dede Korkut hikayelerini konu oluşturur. Ruslar ile yaptıkları mücadeleler Igor Destan'la konu olmuştur. Altın Orda Devleti'nin Türkleşmesine sebep olmuşlardır. Hazallar mı, Türgeçler mi, Kıpçaklar mı, Avallar mı, Macallar mı? Arkadaşlar süreniz 7 saniye. Bakıldığı zaman arkadaşlar Ouzal'la <laughs> yaptıkları mücadeleden dolayı dedi Korkut hikayelerine konu oluyor, Kıpçaklar ve Ruslar ile yaptıkları mücadeleler sonucunda Igor Destan'la konu olmuşlardır ve ayrıca Altın Orda Devletinin Türkleşmesine sebep olmuşlardır. Bu üçüncü bilgimiz ÖSYM tarafından soru olarak soruldu arkadaşlar. Altın orda Devleti'nin Türkleşmesinde hangi İslamiyet öncesi Türk Devleti etkili olmuştur diye cevabımız Kıpçaklar olacak. Ayrıca Kıpçaklar kıpçaklarla ilgili Codex Kominekus arkadaşlar adlı bir sözlüklerin olduğunu bilin. Ve Eyyubiler, Eyyubilerin de ordularında görev aldığını bilin arkadaşlar. Kıpçakların Kıpçaklar önemlidir her zaman soru değeri taşımaktadır. İkinci sorumuza geldik. Ne diyor? 963.187 yıllar yılları arasında hüküm süren, yeminliler olarak bilinen, kurucusunun Sebük Tekin olduğu, en parlak döneminin Sultan Mahmut zamanında yaşandığı, Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Karahanlar, Memlükler, Büyük Selçuklu, Gazneliler, Harzemşahlar. Süreniz 7 saniye. Bakıldığı zaman arkadaşlar özellikle Afganistan coğrafyasında biliyorsunuz hüküm sürüyor Gazneliler. 963-1187 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Bir diğer adını bilelim Yemineler olarak geçmektedir. Kurucusu arkadaşlar Sebük Tegindir. Gazneli Mahmut'un babası Sebük Tegindir. Ve en parlak dönemi Sultan Mahmut zamanında yaşanmıştır. Burada cevabımız ne oldu? Değişikliği olmuş oldu. Ayrıca Gaznelilere kimler son verecek? Hurullar arkadaşlar. Hurullar son verecektir. Üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdarlık yapmış kişiler arasında yer almaz? Sultan Alparslan, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Sultan Melikşah, Berki Yaruk, Sultan Sencer. Bakıldığı zaman arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'ne Sultan Alparslan, Bilikşah, Berki Yaruk, Sultan Sencer e, hükümdar, e, hükümdarlık yapmıştır. Ancak kutu almış oldu Süleyman Şah arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusudur. Büyük Selçuklu Devleti'nde yapmamıştır hükümdarlık. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusudur. Burada cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Dörde geldik. Aşağıda verilen beylik kuruldukları yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Candaroğlu, Candaroğulları Kastamonu, Tekeoğulları Antalya, Saltuklar Erzurum, Sahip Ataoğulları Afyon, Menteşeoğulları Kütahya. Bakıldığı zaman Candaroğulları nerede kuruluyordu arkadaşlar? Kastamonu Sinop çevresinde kuruluyordu. Tekeoğulları Antalya'da, Teke Taşeli platosundan aklınıza gelsin arkadaşlar Antalya'da. Saltuklar Erzurum'da sahip Ataoğulları Afyon'da kuruluyor. Ancak Menteşe Kütahya'da değil Muğla'da kuruluyor arkadaşlar. Kütahya'da kullan kimdi? Germiyan oğullarıydı. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik. Osmanlı Devleti'nin Biraz yaklaştıralım şöyle. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde meydana gelen savaş ile hükümdar eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Bafius, Osman Bey, Palekanon, Orhan Gazi, Varna Savaşı 1. Murat, 2. Kosova Savaşı 2. Murat, Nibolu Savaşı 1. Beyazıt <laughs> Bakıldığı zaman Bafius arkadaşlar diğer adı Koyunhisar Savaştır. İlk Osmanlı Bizans Savaştır biliyorsunuz. Osman Bey zamanında meydana geliyor. Alekon'un diğer adı Maltepe Savaşı'dır. Orhan Gazi zamanında meydana geliyor. Varna Savaşı 1. Murat değil arkadaşlar. Kaçıncı Murat? 2. Murat zamanında meydana gelmiştir. Varna Savaşı 1444 tarihinde. Burada cevabımız C şıkkı oldu. 2. Kosova Savaşı 2. Murat döneminde. Nibolu Savaşı da 1. Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt zamanında arkadaşlar meydana gelmektedir. 6'ya geldik. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki kazandığı zaferlerden hangisinin yıl dönümü günümüzde donanma günü olarak kutlanmaktadır? Kıbrıs'ın fiti, İnebahtı Deniz Savaşı, Cerbe Deniz Savaşı, Trablus Karbon Seferi, Preveze Deniz Savaşı. Bakıldığı zaman arkadaşlar <laughs> günümüzde e, donanma günü olarak kutlanan bu e, savaşımız, zaferimiz hangisi? Preveze Deniz Savaşı'dır arkadaşlar. Preveze Deniz Savaşı e, burada kazandığımız zaferden dolayı günümüzde ne olarak kutlanmaktadır? Yıl dönümü donanma günü olarak kutlanmaktadır. Cevabımız e şıkkı olmuş oldu. 7'ye geldik. Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nde önemli yeri olan bilim insanları ile eserleri eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Muhammediye Akşemseddin, Kitab-ı Bahriye Piri Reis, Cihan Nüma Katip Çelebi, Miratul Memalik Seyyid Ali Reis, Peşt Beyiş İdrisi Bittisi. Bakıldığı zaman arkadaşlar Heşt Beyşt İdris-i Bitlisi'ye aittir. Doğru. Miratül Memalik Seyyid Ali Reis'e aittir. Ayrıca Muhit adlı eser de vardır. Bunu da unutmayınız. Cihan Numa Katip Çelebi'ye aittir. Ayrıca Keşfiz arkadaşlar Fezzeke gibi eserler de vardır Katip Çelebi'nin. Kitablu Bahriye Piri Reis'e aittir. Ancak Muhammediye Akşemseddin'e değil arkadaşlar Ali Kuşçu'ya aittir. Ali Kuşcuya ait bir eserdir. Muhammediye arkadaşlar burada cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. 8'e geldik. Geri alalım şöyle. Ne diyor? 17. yüzyıl Osmanlı duraklama döneminde hükümdarlık yapmış olan 4. Murat dönemiyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Koçu Bey'e rapor hazırlatılmıştır. Başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşünmüştür. Tütün ve alkol yasağı getirmiştir. Osman'da ilk kez Şeyhülislam idam edilmiştir. Bağdat Seferi'ne çıkılmıştır. Bakıldığı zaman 4. Murat döneminde arkadaşlar biliyorsunuz ki kuçubeye bir risale yani rapor hazırlatılmış oluyor. Bu dönemde tütün ve alkol yasağı getiriyor 4. Murat. Osman'da ilk kez bir Şeyhülislam idam ediliyor arkadaşlar. 4. Murat döneminde bu. Ve Bağdat seferine çıkılıyor. Ve Bağdat Fatih ünvanı almış oluyor 4. Murat. Ancak başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşünen arkadaşlar 4. Murat değil kimdir? 2. Osman. Diğer adıyla Genç Osman arkadaşlar. Genç Osman başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşünmüştür. Anadolu'da da arkadaşlar çok pardon Anadolu'dan arkadaşlar nereye taşımayı düşünüyor? Benim memleketim olan Yozgat'a taşımayı düşünüyor. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. <laughs> Burada cevabımız ne oldu? B olmuş oldu. Biraz boğazım kötü arkadaşlar kusura bakmayın. Burada cevabımız B şıkkı oldu. 9'a geldik. <laughs> 3. Ahmet dönemi gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Batılılaşma hareketleri başlamıştır. Tulumbacılar ocağı kurulmuştur. İlk geçici elçilik Londra'ya açılmıştır. Çiçek ayısı uygulanmıştır. İlk Türk matbaası açılmıştır. Sağ olun arkadaşlar. Bakıldığı zaman 3. Ahmet döneminde batılaşma hareketleri başlıyor. Bu dönemde tulumbacılar ocağı yani itfaiye teşkilatı arkadaşlar. Ancak ilk geçici elçilik Londra'ya değil Paris'e arkadaşlar açılıyor. 28 Mehmet Çelebi. Burada cevabımız C şıkkı oldu. E, i̇lk daimi elçilik deseydi Londra'ya açılıyor arkadaşlar 3. Selim döneminde. E, bunu unutmayınız. Çelik ayısı uygulanmış oluyor. İlk Türk matbaası yani ilk özel matbaa açılmış oluyor 3. Ahmet döneminde. 3. Ahmet dönemine biz ne diyorduk? Lale devri diyorduk arkadaşlar. Bu dönem patronu Halil İsyan ile birlikte sona erecektir. Bir diğer soruya geldik. Arkadaşlar soru bulanık görünüyorsa sizden kaynaklı sağ üstten çark var. Oradan kaliteyi yükseltebilirsiniz. Ona geldik. Osmanlı donanması tarihin belli dönemlerinde düşman kuvvetleri tarafından yakılıp imha edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın gerçekleştiği yerlerden birisi değildir. İnebahtı, Çeşme, Kırım, Sinop, Navarin. Bakıldığı zaman arkadaşlar Osmanlı'nın belli dönemlerinde donanması yakılmıştır bunu sizler de biliyorsunuz ki sizlerin de dediği gibi içiniz diye kodluyorduk. Orada İnebahtı, Çeşme, Sinop ve Navarin donanmaları arkadaşlar yakılmıştır ancak Kırım'da böyle bir donanma yakılmamıştır. Kırım biliyorsunuz ki 1774'te bağımsız oluyor. 1792'de yaş anlaşmasıyla Rusya'ya bağlanmış oluyor Kırım. 11'e geldik. Sultan Abdülaziz döneminde meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Darülfünun açılmıştır. İlk kez yurt dışına geziye çıkılmıştır. İlk resim sergisi olan sevgi Umumi Osman'ı açılmıştır. Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları yaptırılmıştır. Sanayi Nefise Mektebi açılmıştır. Bakıldığı zaman arkadaşlar, Taharülfünun dediğimiz üniversite Abdülaziz zamanında açılıyor. İlk kez yurt dışına gezi düzenleniyor arkadaşlar, Sultan Abdülaziz zamanında. İlk resim sergisi olan sergi Umumi Osmaniye'nin açılması yine Abdülaziz. Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları Abdülaziz zamanında. Ancak Sanayi Nefise Mektebi arkadaşlar, Osman Hamdi Bey'in koruculuğunu yaptığı 2. Abdülhamid zamanında ne yapılacaktır? Açılacaktır. Burada cevabımız E oldu. Yanına da yazıyorum. 2. Abdülhamid zamanında arkadaşlar açılmıştır. 12'ye geldik. Osmanlı Devleti'nde kadı yetiştirmek için açılan okulun adı aşağıdakilerden hangisidir? Mektebi Nüvvap, Mektebi Mülkiye, Darüşşafaka, Mektebi Sultani İdadi. Akılda zaman Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar kadı yetiştirmek için açılan okulun adı neydi? Mektebi Nüvvap'tı. Arkadaşlar cevabımız aşık oldu. Mektebi Mülkiye değerli dostlar. Şafak'a Mektebi Sultanı İdadi. İdadi neydi? lise düzeyiyle açılan bir okuldu. Arkadaşlar Mektebi Sultanı neydi? Mektebi Sultanı ise arkadaşlar ortaokul düzeyinde. Darüşşafaka yoksul yetim çocuklara eğitim e, vermek e, amacıyla açılan bir okuldu. Değerli dostlarım burada cevabımız ne oldu? A olmuş oldu. 13'e geldik. İkinci meşrutiyet döneminde kurulan siyasi partiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? İttihat Terakki Partisi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Amele ve Çiftçi Partisi, Ahrar Fırkası, Ahali Fırkası. Bakıldığı zaman ikinci meşrutiyet dönemi <laughs> arkadaşlar 1908 1918 yılları arasını kapsamaktadır. Bu dönemde siyasi partiler kuruluyor biliyorsunuz ki e, bu dönemde İttihat Terakki Partisi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Ahrar Fırkası ve Ahali Fırkaları kurulmuştur. Ancak Amele ve Çiftçi Partisi arkadaşlar Cumhuriyet döneminde, Atatürk zamanında 3 aylık gibi bir süre zarfında arkadaşlar 1930'da ne yapacaktır? kurulmuş olacaktır. 3 ee, ay arkadaşlar sürüyor, geri kapanıyor. Bu da cevabımız e, C şıkkı olmuş oldu. 14'e geldik. Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkesi imzalandıktan sonra aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaya başlamıştır? Albay, 9. Ordu Müfettişi, Mareşal, Yıldırım Ordular Grup Komutanı, 19. Tümen Komutanlığı. akılda zaman arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkesi imzalandıktan sonra hangi göreve başlıyor? Yıldırım Orduları Grup Komutanı. Arkadaşlar görevine başlıyor. Mondros Ateşkesi imzalandıktan sonra kelimesini duyduğunuz an aklınıza Yıldırım Orduları Grup Komutanı gelecektir. Arkadaşlar sakın bunu unutmayınız. 9. Ordu Müfettişi'ne de Samsun'a çıktığında arkadaşlar biliyorsunuz ki Albay arkadaşlar Çanakkale Savaşı'ndan sonra Maraşal Sakarya Savaşı'nın sonucunda 19. Tümen Komutanlığı'nda arkadaşlar Anafartalar, Conk Bayırı bu gibi cephelerde Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanlığı görevini yapmaktaydı. 15'e geldik. Geri alalım. Ne diyor? Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde gerçekleşen kongrelerinden hangileri 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonraki süreçte toplanmıştır? Erzurum, Sivas, Afyon, Pozantın. Orada kastettiğimiz imzalanmasından hemen sonra. Bakıldığı zaman arkadaşlar <laughs> Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde gerçekleşen e, hangilerini hangilerinin 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonraki süreçte toplanmıştır dedik. Şimdi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihini bilmemiz lazım. 23 Nisan 1920'de arkadaşlar ne yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış oluyor. Bakıldığı zaman Pozantı Kongresi 5 Ağustos 1920 Afyon Kongresi 2 Ağustos arkadaşlar 1920. Diğerleri 1919'da arkadaşlar. Bakıldığı zaman 23 Nisan 1920 arkadaşlar. Daha sonra Afyon ve Pozantı'nın arkadaşlar toplanıldığını görüyoruz. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Diğerleri temsiliyeti zamanında. 16'ya geldik. Biraz yaklaştıralım. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çıkarılan kanunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Medeni Kanun, Anam Vergisi Kanunu, Firaller Kanunu, Hıyaneti Vataniye Kanunu, Mini Miskirat Kanunu. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920 23 yıllar arasında arkadaşlar görev yapmıştır. Medeni Kanun 1926'dadır. 1926 arkadaşlar 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemine tekabül etmektedir. O yüzden cevabımız aşık oldu. Anam vergisi kanunu çıkarılan ilk kanun kanundur arkadaşlar. İlk kanun. Rayler kanunu, hıyaneti vataniye kanunu, meni müskirat kanunu gibi kanunlar arkadaşlar Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde ne yapılmıştır? Çıkarılmıştır. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadını gösterdiği fedakarlıkla fedakarlıklarla milli mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlamıştır. Hangisi Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden Türk kadınlar arasında yer almaz? Şerife Bacık, Kara Fatma, Lena Hatun, Tayyar Rahmiye, Kılavuz Hatice. Özseme Şahit böyle bir soru sorarsa sakın ee, arkadaşlar şu an herkes biliyor maşallah. Maşallah diyelim şöyle de vuralım tahtaya. Nene Hatun genelde karıştırılıyor. Sanki Kurtuluş Savaşı'nda varmış gibi gözüküyor, biliniyor öğrenciler tarafından. Ancak Nene Hatun arkadaşlar 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, diğer adı 93 Harbi'nde arkadaşlar görev almıştır. Erzurum'u savunmuştur. Şerife Bacı, Kara Fatma, Tayyar Rahmiye ve Kılavuz Hatice bunlar ek olarak e, halledip adı var da var biliyorsunuz ki. Bunlar e, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden Türk kadınları arasında yerini alıyor. Ancak Nene Hatun yoktur. Bu da cevabımız C şıkkı oldu. 18'e geldik. geri alalım şöyle. Mustafa Kemal Paşa'nın birinci yüzyılın zaferinin ardından toplanan Londra Konferansı'na katılmak istemesinin sebepler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin resmen tanınmasını sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin barışçıl olunduğunu dünya kamuoyuna göstermek, misak-ı milli tüm dünyaya duyurmak, Türk ulusunun haklarını korumak, Sevr Antlaşması'nı hafifletip imzalamak. Burada bakıldığı zaman Mustafa Kemal'in amaçlar arasında A, B, C ve D şıkları vardır. Arkadaşlar ancak Sevr Anlaşması'nı hafifletip imzalatmak itilaf devletlerinin amacışları arasında yerini alıyor. Ee, Atatürk'ün değil arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? Ee, e şıkkı olmuş oldu. Londra Konferansı'nda bizi kim temsil ediyordu? Bekir Sami Bey temsil ediyordu. İstanbul Hükümeti'ni ise Tevfik Paşa temsil ediyordu. Arkadaşlar bunu unutmayınız. 19'a geldik. Lozan Konferansı'nda görüşülen konular arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Nüfus mübadelesi, Şeyh Said olayı, Osmanlı borçları, Boğazlar, yabancı okullar. Bakıldığı zaman Lozan Konferansı'nda arkadaşlar nüfus mübadelesi sorunu, Yunanistan'da yaşadığımız diğer adı etaplı sorunu bu konuşuluyor. Osmanlı borçları, boğazlar meselesi, yabancı okullar bunlar konuşulu konuşuluyor arkadaşlar. Ancak Şeyh Said olayı Lozan Konferansı'nda değildir. Daha sonradır 1925 tarihinde çıkıyor arkadaşlar. Rejime karşı çıkan bir isyandır. Şeyh Said isyanı. Arkadaşlar İsmet'in İnönü bastıracak. 20'ye geldik. Türkiye'nin Atatürk döneminde üye olduğu uluslararası ittifaklardan hangisine diğerlerinden daha sonra üye olmuştur? Triant Kellogg Paktı, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Akdeniz Paktı. Bakıldığı zaman zaman Briand Kellogg Paktı arkadaşlar 1928'de kuruluyor. 29'da biz üye oluyoruz. 1928'de kuruluyor. 29'da biz üye oluyoruz. Milletler Cemiyeti 1932. Balkan Antantı 1934. Sadabat Paktı 1937. Akdeniz Paktı 1935 arkadaşlar. Burada hangisi diğerlerinden daha sonra hangisine diğerlerinden daha sonra üye olduk diye sorduk. Burada cevabımız Sağdabat Paktı olmuş oldu değerli dostlar. 21'e geldik. Atatürk dönemi başbakanlarından hangileri Mustafa Kemal Atatürk döneminde iki kez başbakanlık görevini yapmıştır? İsmet İnönü, Alifet Okyar, Celal Bayar. Aynı dönemde iki kez başbakanlık yapanı soruyoruz. Bakıldığı zaman arkadaşlar <laughs> şöyle yazıyorum. İsmet İnönü Ali Fethi Okyar Ali Fethi Okyar Tekrar İsmet İnönü ve Celal Bayar. Arkadaşlar İsmet İnönü 1923 24 senesinde başbakanlık yapıyor. Daha sonra istifa ediyor. Yerine Ali Fethi Okyar geçiyor. Ali Fethi Okyar 1924-25 tarihinde yapıyor. Daha sonra Şeyh Said isyanı bastıramadığı için İsmet İnönü tekrar geçiyor. Arkadaşlar 1925 37'ye kadar. 37'de kim geçiyor? Celal Bayar geçiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün son Atatürk döneminin son başbakanıdır. Celal Bayar 38'e kadar. Burada iki kez başbakanlık yapan kimdir? İsmet İnönü'dür arkadaşlar. İki kez geçiyor. Burada cevabımız Yalnız bir olmuş olacak. Bence ÖSYM sorsa e, sizce nasıl olur arkadaşlar? Bence güzel soru. Bir diğer sorumuza geçtik 22'ye. Mustafa Kemal Atatürk'ün mal varlığını bıraktığı kişi veya kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Türk Tarih Kurumu, Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Fırkası, Makbule Hanım, Manevi Çocukları. Bakıldığı zaman arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk vasiyetinde mal varlığını kimlere bırakacaktır? Türk Tarih Kurumu'na bırakıyor. Cumhuriyet Halk Fırkası'na bırakıyor. Makbule Hanım'a, manevi çocuklarına bırakıyor arkadaşlar. Bunlara ek olarak Türk Dil Kurumu'na bırakıyor arkadaşlar. İsmet İnönü'nün çocuklarının eğitim giderlerine bırakıyor. Ve Ankara ve Bursa belediyelerine de bırakmış oluyor. Ancak Adnan Menderes de bırakmıyor arkadaşlar. Bu cevabımız ne oldu? B şıkkı Adnan Menderes olmuş oldu. 23'e geldik. Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki tarihlerden hangisinde yürürlüğe girmiştir? Bakınız zaman arkadaşlar Atatürk ilkeleri 1924 Anayasası'nın 1937 değişikliği ile birlikte ne yapacaktır? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na dahil olmuş olacaktır. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 24'e geldik. Atatürk döneminde yurt dışına gönderilen ve döndüklerinde Ankara Musiki Muallim Mektebi'nin öğretmen kadrosunda görevlendirilen Türk sanat tarihinde Türk beşleri olarak anılan müzik insanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Osman Zeki Üngör, Necil Kazım Akses. Akıllı zaman arkadaşlar Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, bunlara ilaveten olarak, ilave olarak Hasan, Ferit, Alnar, bunların beşine ne diyoruz arkadaşlar? Türk Beşleri adını veriyoruz. Ancak Osman Zeki Üngör günümüzün arkadaşlar İstiklal Marşı'nın bestekarıdır. Günümüzdeki son bestecisidir. Burada cevabımız değişik olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Biraz geri alalım. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yukarıdaki isimleri verilen devlet adamlarından hangileri başbakanlık yapmış olan kişiler arasında yer alır? Başbakanlık yapmış kişiler arasında arkadaşlar Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu vardır. Eğer soruyu şöyle sorsaydık. Başbakanlık yerine Dışişleri Bakanı deseydik. Dışişleri Bakanı deseydik cevap ne olurdu? Eğer Başbakanlık yerine Dışişleri Bakanı deseydik cevap ne olurdu? Evet arkadaşlar, eğer Dışişleri Bakanı deseydi Numan Menemencioğlu ve Şükrü Saraçoğlu. Buna ilave olarak Hasan Saka vardır. Eğer Dışişleri Bakanı deseydi Başbakanlık yapanlar da Şükrü Saraçoğlu ve Refik Saydam'dır. 26'ya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli devlet adamları arasında yer alan Celal Bayar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında yer alması... İş Bankası İş Bankasında Genel müdürlüğü görevini yapma, Demokrat Parti'nin Kurucu e, Başkanlığını yapma, Türkiye'nin ilk sivil Cumhurbaşkanı olma, Atatürk Döneminin son Başbakanı olma. Bakacak olursak. Atatürk döneminin son başbakanıdır Celal Bayar. Türkiye'nin ilk sivil cumhurbaşkanıdır arkadaşlar. Asker kökenli olmayan ilk sivil cumhurbaşkanıdır. Demokrat Parti'nin kurucu başkanlığını yapmıştır. İş Bankası'nda genel müdürlük görevini yapmıştır. Ancak Serbest Cumhuriyet Fırkası'na arkadaşlar kurucu kurucular arasında yer almamıştır. Adnan Menderes deseydi yer alıyor. Bakın arkadaşlar Adnan Menderes siyasi hayatına Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda başlıyor. Kurucular arasında. Bunu ilk defa duymuş olabilirsiniz benden. Ve evet, Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında Adnan Menderes de vardır. Siyasi tarihini orada başlıyor. Ancak Celal Bayar yoktur. Cevabımız arkadaşlar aşık oldu. Kurucusu kimdi? Ali Fethi okuyardı. Son sorumuza geldik denememizin. Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisi İngiltere, Sovyet Rusya ve Amerika tarafından işgal edildiği için İmparatorluklar mezallı olarak tanımlanmıştır. Suriye, Libya, Irak, Mısır, Afganistan. Bunu daha önce sözlü olarak sordum. Bakalım öğrenmiş misiniz diye denemeyi döktüm. Arkadaşlar soruya döktük. Evet. Hepiniz öğrenmişsiniz maşallah. Arkadaşlar, imparatorluklar mezarlığı olarak tanımlanan, İngiltere, Sovyet Rusya ve Amerika tarafından işgal edildiği için buraya İmparatorluklar Mezarlığı adı verilen yer Afganistan'dır. Arkadaşlar, burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte Arkadaşlar bu dönemimiz e, bitti. Kaçta kaç yaptınız? 1-2 dakika arkadaşlar sohbette tartışalım. Yollarımızı nasıl buldunuz? Ayrıca şahsi yazdığım bir mesele arkadaşlar e, denemedir. Kendim yazdım. Şimdi de söyleyeyim arkadaşlar bu dönemin PDF'ini Instagram adresimiz olan Furkan Hoca ile tarih sayfasına arkadaşlar abone olduğunuzu belgeler nitelikte SS atarsanız ücretsiz olarak DM'den DM'den arkadaşlar sizlere vereceğiz. Tek deneme arkadaşlar. <laughs> Bugün yazdım. Bir tane deneme. Ya yani genel olarak bu dönemde en azından 24 25'i zorlayabilirsiniz. 24-25 doğru. Şimdi arkadaşlar diğer tarih denemesine geçelim mi? Hazırsanız. Bugün iki tane deneme çözeceğiz arkadaşlar. İki tane tarih. Birincisini bitirdik. Bu benim denememdi. Şimdi de başka bir yayın evinin arkadaşlar denemesini çözeceğiz şayet hazırsanız. Hemen diğerini açalım arkadaşlar. <laughs> Diğer denememizi açalım. Hazırsanız arkadaşlar hemen başlıyoruz. İlk sorumuza başlayalım. Burası kurgan olacak. Yanlış yazılmış. Kurgan. Sorumuzu okuyoruz. Pazarık kurganında bulunan tarihi halı Türk sanatının hangi dönemine aittir? Uygullar, Macalar, Hunlar, Göktükler, Hazalar. Arkadaşlar Pazarık kurguhanı e, Hunlar. Arkadaşlar Pazarık Kurgu bulunan halılar e, Hunlar dönemine aittir. Cevabımız burada C şıkkı olmuş oldu. 2'ye geldik. İlk olarak 22 Ekim 1925'te yayınlanan Sancak Talimatnamesi ile resmi anlamda ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı forusu zaman içerisinde değişikliklere uğramış ve şu an 16 Türk Devleti'ni simgelemektedir. Aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisi Cumhurbaşkanlığı forusunda yer alan 16 Türk devlet arasında yer almaz? Timur, Altınorda, Babür, Anadolu Selçuklu, Akum. Bunların hepsini size sayayım arkadaşlar? Sayalım. Şimdi Büyük Konu İmparatorluğu arkadaşlar. Batuhun, Avrupahun, Akun, Göktürk, Avar, Hazar, Uygur, Karahanlı, Gazne, Büyük Selçuklu, Arzemşahlar, Altınorda, Timur, Babür, Osmanlı arkadaşlar. Ancak kim yoktur? Anadolu Selçuklu Devleti yoktur burada. Burada cevabımız değişik oldu. Büyük Selçuklu Devleti var ama ona dikkat edin. 3'e geldik. Sibernet'in kurucusu sayılan ve yapmış olduğu tavus kuşu robotu ile dünyada bir ilki başaran Artuklar döneminde yaşamış ünlü bilim adamı hangisidir? Harezmi, Takuittin Mehmet, Kınalızadeyi, Ali, El Cezeri, El -Kindi. Orada özellikleri verilen arkadaşlar kimdir? El-Ceziri'dir. Kendisi Sibernit'in kurucusudur. Tavus kuşu robotu ile dünyada bir ilki başarmıştır. Ve Artuklar döneminde yaşamıştır. El-Ceziri. Şu an uçan arabanın da arkadaşlar adıdır El-Ceziri. Ekstra bilgi verelim. Dörde geldik. Türk İslam devletlerinde padişahın bir görevi atadığı aylık bağladığı şan, ünvan, nişan, rütbe verdiği, toprak ayrıcalığı tanıdığı kişiler için gönderdiği fermanlara ne ad verilir? Amanname, Berat, Hilat, Menşur, Zafername. İnşallah hepiniz bu atama belgesini alırsınız arkadaşlar. İnşallah hepiniz berat alırsınız arkadaşlar. Yani atama belgesi. Bu da cevabımız berat oldu değerli dostlar. 5'e geldik. Aşağıdaki yerlerden hangisi Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmamıştır? Öğüt, Bursa, İznik, Edirne, Kütahya. <laughs> bakıldığı zaman e, Söğüt, Bursa, Edirne, İznik e, Osmanlı e, Devleti'nde devletine başkentlik yapmıştır ancak Kütahya yapmamıştır Kütahya arkadaşlar Şehzade şehridir. Şehzade Şehzade şehirleri arasında yerini alıyor Kütahya 6'ya geldik Osmanlı Devleti'nin yaptığı ilk cami aşağıdakilerden hangisidir Selimiye Camisi, İznik, Hacı Özbek Camisi, Şehzadebaşı, Laleli, Bursa Ulu. Bakıldığı zaman Osmanlı'nın yaptığı ilk cami İznik'teki Orhan Bey döneminde yapılan Hacı Özbek Camidir arkadaşlar. Cevabımız burada B Şıkkı, Hacı Özbek Camii oldu. 7'ye geldik. 17. yüzyıl aşağıdaki verilen alanlardan hangisinde ıslahat yapılmamıştır? Eğitim, maliye, yönetim, sosyal, askeri, Arkadaşlar 17. yüzyılda maliye, yönetim, sosyal ve asker alanında ıslahatlar yapılıyor. Ancak eğitim alanında yapılmıyor. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Bir diğer soruya geldik. 19. yüzyılın en büyük mimarlarından olan Mimar Kemalettin yapmış olduğu eserlerle tarihi ismini altın harflerle yazılmıştır. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mimar Kemalettin'in yapmış olduğu ve 20 TL'nin üzerinde e, resmi olan yapıdır. Filibe Garı, Haydar Paşa Garı, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası, Sirkeci Postane Binası, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası. 20 liranın üzerinde arkadaşlar Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası'nın resmi vardır. E, hemen bir cüzdana bakın arkadaşlar 20 lira. E, oradan bakabilirsiniz. E, bu e, yapıyı da Mimar Kemalettin yapıyor. Değerli dostlar cevabımız eşik oldu. Bir diğer soruya geldik. Birleşmiş Milletler fikrinden ilk kez bahseden ve El Medinetül Fazıl'a adlı eseri yazan Türk İslam Pozitif Bilimlerinin kurucusu sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? İmam Gazali, Farabi, Biruni, i̇bn Sina, Harizmi. Orada verilen özellikler arkadaşlar, e, muallim sahne olarak da bilinen ikinci öğretmen yani. Kime aittir? Farabi'ye aittir. Farabi, Birleşmiş Milletler fikrinden ilk kez bahsetmiştir. Ve El Medine Tül Fazla adlı eseri vardır. Ayrıca Türk İslam pozitif bilimlerinde kurucusudur arkadaşlar. Ona geldik. Osmanlı Devleti'nde tamar topraklarının dağıtımından sorumlu olan divan üyesi hangisidir? Ervaneci, Defterdar, Kazasker, Reisül Kütap, Nişancı. Soruya dikkat, Osmanlı'yı soruyoruz. Selçuklu değil arkadaşlar. Bakıldığı zaman Osmanlı'da tamar topraklarının dağıtımından sorumlu olan divan üyesi arkadaşlar kimdir? Nişancıdır. Sakın pervaneciyle karışmayın. Pervaneci Selçuklu arkadaşlar. Aman dikkat, aman dikkat. Sınav esnasında. Lütfen Osmanlı mı Selçuklu mu ona bakınız. Bir sorumuz gitmesin lütfen. 11'e geldik. Aşağıda ismi verilenlerden hangisi Orhan Bey'in dönemi hakkında bilgiler veren en önemli seyyahdır? İbni Fattan, İbni Bibi, Katip Çelebi, Evliya Çelebi, İbni Batuta. İbn Fadlan kimdi arkadaşlar? İtil bulgaları hakkında bilgiler veriyordu. İbn Bibi kimdi? Bu da Selçuklu devletinde bilgi veren bir tarihçiydi. Katip Çelebi Osmanlı'da yaşayan bir bilim adamıdır. 17. yüzyılda Evliya Çelebi arkadaşlar, 17. yüzyılda şehirler hakkında bilgiler veriyor. Orhan Bey döneminde yaşayan ise, Orhan Bey dönem hakkında bilgi veren ise İbn Batuta'dır arkadaşlar. Arkadaşlar burada cevabımız ne oldu? şıkkı olmuş olduğu Orhan Bey için Türkmen hükümdallarının en ulusu diyordu Orhan Bey için İbn Batuta. 12'ye geldik. NASA tarafından ayın parçalarına isimleri verilen ünlü Türk bilim insanları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? lagar Hasan Paşa, Hezârfen Ahmet Çelebi, Ali Kuşçu, Matrakçı Nasuh, Tarık bin Ziyad, Biruni, İbn Sina, İmam Gazali. Abdullah bin Finnas Ali Kuşçu Bakıldığı zaman arkadaşlar birlikte olanı soruyor. Burada e, NASA tarafından ayın parçalarına isimleri verilen Abdullah Bin Finnas ile Ali Kuşçu'dur arkadaşlar. Burada cevabımız eşit oldu. E, Ali Kuşçu var ancak Matrahçı Nasuh yoktur değerli dostlar. Cevabımız eşit oldu. E, i̇lk kanatlı uçuş denemesini biliyorsunuz ki Abdullah Bin Finnas yapıyor ve A'ya da NASA tarafından isim verilmiştir. 13'e geldik. Napolyon savaşları sonucunda sonunda Fransız ordularının koalisyon orduları tarafından tümüyle yenilgiye uğratılmasının ardından Avrupa'daki sınırları ve güçler dengesini yeniden belirleme yönelik kararlar almak üzere toplanmış olan kongre hangisidir? Viyana, Paris, Londra, Moskova, Reval. bakıldığı zaman arkadaşlar soruda özellikleri verilen ve Avusturya, İngiltere, Fransa, Rusya tarafından toplanan bu kongremiz neydi? Viyana Kongresi'ydi. Cevabımız burada A şıkkı Viyana Kongresi oldu. 14'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Hünkar İskeris Antlaşmasının maddelerinden değildir? Osmanlı Devleti'ne bir saldırı olduğu zaman Rusya Osmanlı askeri Osmanlı'ya askeri yardım yapacak. Osmanlı devleti Çanakkale Boğazı'nı Rusya ile savaşan devlet devletin donanmasına kapayacak. Rus gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecekti. Anlaşmanın süresi 8 yıl. Rusya Osmanlı topraklarında elçi bulundurabilecek. Bakıldığı zaman Ünker İskelisi Anlaşması ile ilk kez boğazlar uluslararası bir sorun hale, mesele haline gelmiş oluyor. Ancak burada bu anlaşmada elçilik maddesi yer almıyor arkadaşlar. Cevabımız E oldu. Ancak diğerleri vardır Ünker İskelisi Anlaşması'nda. 8 yıl olduğunu da bilelim. 15'e geldik. İslamcılık fikrinin savunucular arasında isimlerinden hangileri bulunmaktadır? Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp, Cemalettin Afgani. <laughs> Bakıldığı zaman İslamcılık arkadaşlar fikrinin savunucuları arasında Mehmet Akif Ersoy ve Cemalettin Afgani yer almaktadır. Ancak Ziya Gökalp neydi? Türkçülük akımının temsilcisiydi. Türkçülük arkadaşlar. Bu da cevabımız 1 ve 3 oldu. Bize İslamcılık fikrinin savunucularını sormakta da. Sormak Konuşamadım. Diye soruya geldik. Monros mütarekesi sonrası en son silah bırakan ve Medine muhafazası ile tarihi ismini altın harflerle yazdıran Türk komutan hangisidir? İsmet Paşa, Halil Kut, Kazım Karabekir, Fahrettin Paşa, Neşet Paşa. Neşet Paşa da Neşet Ertaş mı acaba? Yazmışlar buraya. özellikleri verilen komutan arkadaşlar. Aynı zamanda Çöl Kaplanı e, olarak da bilinen e, paşamız kimdi? Fahrettin Paşa'ydı. Arkadaşlar cevabımız burada değişikliği olmuş oldu. 17'ye geldik. Samim Kocagöz'ün Kurtuluş Savaşı'nı destansı bir dille İzmir'in işgalinden başlayarak bağımsızlık hareketi, iç isyanlar, Kuvayi milli Ruhu ve Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme dönemini Evrensel belgelere dayandırılarak anlat anlatan eseri hangisidir, diyor. Kalpaklar, siyah çoraplar, benim ülkem, ateş, su, çığlık. Bakıldığı zaman arkadaşlar e, soruda özellikleri verilen eserimiz Samim Kocagöz'e ait neydi? Kalpaklardı arkadaşlar. Burada cevabımız aşık oldu. E, siyah Çoraplar'da Fenerbahçe'nin arkadaşlar e, önceki adı 1901'de kuruluyordu Siyah Çoraplar. 18'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi? dönemi gelişmeler arasında yer almaz. Teşkilat-ı İsasiye'nin kabulü, istiklal Marşı'nın kabulü, Lozan Anlaşması'nın imzalanması, saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent olması. Bakıldığı zaman 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920-23 yıllar arasıydı hatırlayacağınız üzere. Bu dönemde 1. İnönü Zaferi'nin ardından 1921 senesinde Teşkilat Esası Kanunu'nun kabulü var. İstiklal Marşı'nın kabulü var arkadaşlar. Bunlar 1921. Lozan Anlaşması 1923'te imzalanıyor. Evet 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde imzalanıyor. Şayet bize onaylanması deseydi, onaylanması deseydi o zaman ne olurdu? İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi olurdu arkadaşlar. İmzalanması evet birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Doğru. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Doğru arkadaşlar bu da 1920-23 arasıdır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde. Ankara'nın başkent olması ise arkadaşlar 13 Ekim 1923 tarihinde yaşanan bir gelişmedir. Şimdi 1923 tamam bu da 1923. Ancak e, tarihini bilmemiz lazım. Burada 1923'te ne zaman bitiyor? 11 Ağustos'ta arkadaşlar. 11 Ağustos'ta bitiyor. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, süresi Ankara'nın başkent olması ise 13 Ekim. Ağustos Eylül-Ekim. Arada 2 ay var arkadaşlar. 2 ay sonra yani 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde olacak. E, bence çok çok güzel bir soru. E, Kronoloji oldukça ölçen bir soru. O e, Ölsemen yerinde olsam ben sorarım bu soruyu. Özellikle Lozan Anlaşması'nın imzalanması bir de mi, iki de mi Ö e öğrenci bilmesi lazım bunu. İmzalanması ne demiştik? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylanması ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Detay değil arkadaşlar. Maalesef detay değil. ÖSYM sorar. Sordu da hatta bu soruyu. Bir diğer soruya geldik. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırı davranan şey Said ayaklanmasını ortam hazırlamıştır? İnkılapçılık, devletçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik. Bakacak olursak Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası üyeleri arkadaşlar e, halifeliğin kaldırılmasını bahane ederek Şeyh Said isyanına destek oluyorlar. E, dini gerekçeler ortaya koyduğu için nedir? Layıklık ilkesiyle arkadaşlar ilgilidir bu durum. E, Layıklık ilkesine karşıdır. E, burada cevabımız eşlikli oldu. 20'ye geldik. 18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı bir genelge ile tüm yurtta ezanın zorunlu Türkçe okunması üzerine ülke içinde birçok bölgede olaylar yaşanmış. Fakat bunların en büyüğü Bursa'da olduğu için bu olaya Bursa olayı adı verilmiştir. Ezanın Türkçe okunması ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Laiklik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik Bu Soru çok ince bir soru arkadaşlar. Mustafa Kemal ne diyordu? O bir din meselesi değil, dil meselesi meselesidir diyordu arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal'in bu sözü milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Ancak içerisinde bir e, dini bir kaygı ya da siyasi bir olay yoktur. O yüzden cumhuriyetçilikle laikliği alamayacağız. Cevabımız da yalnız 3 olmuş oldu. Cevap C şıkkı arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Bir diğer sorumuza geldik. 1926 yılında Lotus isimli Fransız geminin Bozkurt isimli Türk gemisine çarpması ve 8 Türk mürettebatının ölmesiyle sonuçlanan kaza sonrası Mustafa Kemal'e eğer davayı kazanamazsa bir daha yurda dönmeyeceğine dair söz veren ve lahi adalet divanına giden davayı kazanan Türk hukuk adamı hangisidir? Mahmut Esat Bey, Ahmet Cevdet Paşa, Salih Bozok, Mahmut Şevket Paşa, Halil Kut. Bakıldığı zaman Türkiye'nin e, uluslararası hukukta haklı olduğunun ilk kez kanıtlanması açısından tarihi bir öneme sahiptir bu Bozkurt Lotus olayı. Bu Bozkurt Lotus davasında Türkiye'yi Mahmut Esat Bey temsil etmiştir. Daha sonra Bozkurt soyadı verilmiştir kendisine. Arkadaşlar Mahmut Esat Bozkurt soyadını alıyor daha sonrasında. Bir diğer soruya geldik. Zafer zafer benimdir diyenlerinindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenlerindir. Bu söz size gelsin arkadaşlar. Bu söz size gelsin. Muazzam bir söz. Mustafa Kemal'in bu sözü onun daha çok hangi özelliği ile ilgilidir? Barışçılık, kararlılık, ileri görüşlülük, sorumluluk alma, vatan sevgisi. sizler de arkadaşlar bu şekilde ne olun? Kararlı olun. Deyin ki zafer benimdir. Arkadaşlar. Ve sonunda deyin ki başaracağım diye başlayın ve sonunda başardım deyin inşallah. Burada cevabımız değişik oldu. Bir diğer soruya geldik. Milli mücadele hazırlık döneminde yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisinde ilk defa İstanbul hükümetinin yetersizliği karşısında temsilciler kurulu kurulmuştur diyor. Temsilciler kurulu demek istemiş herhalde. Beni de karıştırdı. Temsilciler kurulu. Temsilciler kurulu. Bakıldığı zaman arkadaşlar, e, temsilciler kurulu, nerede kuruluyor? Erzurum Kongresi'nde alınan kararla kuruluyor arkadaşlar. Kurulması fikri Amasya Genelgesi, kurulması Erzurum, tüm yurdu temsil eder hale gelmesi Sivas'tır. Sakın unutmayınız. Kurulma fikri Amasya, kurulması Erzurum, tüm yurdu temsil eder hale gelmesi Sivas Kongresi'nde. Cevabımız çeşitli oldu. 24'e geldik. Mustafa Kemal'in İsmet İnönü Hatay meselesi konusunda eleştirdiği yazılarını Asım Uz Takma adıyla yazdığı gazete hangisidir? Minber, Tanin, İleri, Kurun, İktam. Pardon arkadaşlar. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki İsmet İnönü Hatay meselesi konusunda yani sancak konusunda eleştirmiştir. Bu eleştirdiği gazete arkadaşlar Kurun Gazetesi'dir. Kurun Gazetesi'nde Asım Us takmadığıyla ne yapacaktır? İsmet İnönü'yü eleştirmiş olacaktır. 25'e geldik. 1917 yılında Lenin önderliğinde geçici hükümeti deviren Bolşevik yönetimi Orta Doğu, Güney Kafkasya, İran yöresinde etkili güç olan İngilizlerin desteklediği Türklerin ve diğer milletlerin giriştiği bağımsızlık hareketlerine engel olmak için onlara kendi kaderlerini tayin etme hakkı tanımıştır. Buna göre devletlerinden hangileri bu hakka istinaden kurulmuştur? İdil Ural Devleti, Alaş Orda Özerk Cumhuriyeti, Özerk Türkistan Cumhuriyeti. Bu biraz zor soru. Ama böyle sorularda genelde arkadaşlar hepsi demeniz sallasanız da E şıkkını işaretleyin arkadaşlar. Böyle sorularda genelde E şıkkı çıkıyor. Burada hepsi arkadaşlar kurulmuş oluyor. Bu biraz zor soru kabul ediyoruz. Bir diğer sorumuza geldik. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çıkarılan toprak reformu kanununa karşı çıkanların muhalefet olarak oluşturulan birliğe dörtlü takrir adı verilmiştir. Aşağıda verilen isimlerden hangisi bu dörtlü takrir grubu içerisinde yer almaz? <laughs> Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Cemal Gürsel. bakıldığı zaman dörtlü takrir grubunda bulunan kişiler biz ne diye kodluyorduk arkadaşlar? Cafer diye kodluyorduk. Cafer diye kodluyorduk. Aradaki E harfini atıyorduk. Bakıldığı zaman Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan vardır. Ancak Cemal Gürsel yoktur arkadaşlar. Bu cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Burada bilmeniz gereken bir durum ise dörtlü takrir neye muhalefet etmiş? Toprak reformu kanununa arkadaşlar. ÖSYM'nin yerinde olsam bunu sorarım. Dörtlü takrir neye muhalefet etmiştir diye toprak reformuna arkadaşlar e, muhalefet etmiştir. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan. 27'ye geldik. Aşağıdakilerden hangisi Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olan devletler arasında yer almaz? Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Tataristan. Bakıldığı zaman Şangay İşbirliği arkadaşlar. Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan vardır. Önceden Şangay Beşlisi'ydi. Daha sonra 2001'de Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkıyor ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne dönüyor. Ancak burada kim yoktur? Tataristan yoktur arkadaşlar. Cevabımız eşit oldu. Bu sorumuza birlikte sizlerle birlikte iki, ta iki adet tarih denemesi çözdük. İlk denememiz benim yazdığım denemeydi arkadaşlar. Onun pdf'ini dediğim gibi instagram adresinden dm yoluyla ee, ne yapabileceksiniz? Kanalımıza abone olduğunuzu e, SS atarsanız arkadaşlar sizlere atacağım birazdan. Bu ikinci denememizde farklı bir yayın evine aitti. Toplamda arkadaşlar iki tane deneme çözdük. Instagram adresim Furkan Hoca ile tarih. Aynı arkadaşlar. Ayrıca şunu da söyleyelim. Telegram grubu da kurduk arkadaşlar biliyorsunuz ki. Telegram e, grubumuzu da kurduk. Telegram e, grubumuz topluluk kısmında paylaştım. Instagram sayfamda paylaştım. Oradan da gruba katılırsanız arkadaşlar e, sizler için faydalı olur. Oradan kendiniz e, soru atıp tartışabilirsiniz. Yayınımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Asbel kader elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Kanalımıza da abone olursanız arkadaşlar benim de enerjim artıyor bu şekilde. Yayınımızı beğenmeyi unutmazsanız ayrıca sevinirim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Biraz da rahatsızım kusura bakmayın. Mevsim geçişi olduğundan. <laughs> Çok sağ olun arkadaşlar katıldığınız için yayınımıza. Sağ olun arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yayınımızı kapatıyorum.